Değerli izleyenler, EkoTürk ekranlarından merhabalar herkese. Ben Eda Özdemir. Küresel Bakış'a hoş geldiniz. Bir saat boyunca hem uluslararası gelişmeleri hem de ekonomik gidişatı yön inceliği olacağız. Çok değerli konuklarımızla bize eşlik edecek. Fakat öncesinde bir haber turumuz var. Göz atalım dünya çapındaki gelişmelere ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamaları var. Önceleri Türkiye önemli bir müttefik şeklinde açıklamalar yapan Stoltenberg, şimdi Ankara'yla ciddi görüş ayrılıklarımız var diyor. Detayına bakalım. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Parlamentosu'ndaki Savunma ve Dışişleri Komisyonları'nın toplantısında yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz Rusya'dan S-400 savunma sistemlerini alma kararı ve Türkiye'deki demokratik haklara ilişkin ciddi görüş ayrılıklarımız ve bazı sorunlar var, dedi. Ancak NATO'nun aynı zamanda bu konuları tartışmak için önemli bir platform sunduğunu ifade eden Stoltenberg, bu sayede farklı konuların gündeme getirilebileceğini, ciddi tartışmalar yapabileceğini söyledi. Avrupa'ya çevirelim yönümüzü ve orada da mali desteklerin süreceğini, koronavirüsle mücadele kapsamında paketlerin gündemde olmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Detayına bakalım. Euro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Pascal Donohoe, salgının ekonomik yansımalarına karşı ellerindeki bütün imkanları kullanacaklarını belirtti. Donohoe, salgına karşı ekonomik toparlanana kadar doğru bütçe politikaları uygulamaya devam etmekte kararlı olduklarını ifade etti. Amerika'ya gidiyoruz. Joe Biden 10 günde 100 milyon doz aşı yapılmış olacak sözünü verdi. 1,9 trilyon dolarlık paketin onaylanmasının ardından bu açıklamada çarpıcıydı. Detayına bakalım. ABD Başkanı Joe Biden gelecek 10 gün içinde Amerikalılara 100 milyon doz aşının uygulanmış olacağını söyledi. Biden ayrıca teşvik paketinin Amerikan halkının günlük yaşamında belirgin farklar yaratmayı amaçladığını ve bu amacı da yerine getirmeye başladığını söyledi. Çin'le gerilim de sürüyor ve Blinken Çin'i baskı ve saldırganlığa karşı uyardı. Şu anda da Hint-Pasifik bölgesinde farklı temaslarda bulunuyor. Amerika Çin'le mücadele kapsamında bölgedeki detayına bakıyoruz hemen. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japonya-ABD Güvenlik Danışma Komitesi öncesi Japonya'nın başkenti Tokyo'da mevkidaşı Motegi ile görüştü. Blinken, Çin'i baskı ve saldırganlık kullanmaya karşı uyararak ziyaretin basit ve önemli ana amacının ABD'nin iki ülke ittifakına yönelik taahhütlerini yeniden vurgulamak olduğunu söyledi. Motegi ise ziyareti, Japonya-ABD ittifakının güçlendirilmesine yönelik güçlü bir mesaj verilmesi için büyük fırsat şeklinde niteledi. Yükselen tahvillerle ilgili Goldman Sachs'tan bir açıklama var ve %2 seviyesini bulmasının aslında riskli olmayacağını, sorun çıkarmayacağını söylüyor Goldman Sachs. Gelişmekte olan para birimlerinin etkilenmesine ve piyasaların sarsılmasına karşın Goldman Sachs tarafından hazırlanan raporda ABD 10 yıllık tahvil faizinin %2'ye yükselmesinin hisse piyasası için sorun çıkarmayacağı yorumu yapıldı. Kuruluş raporunda faiz oranlarında yükselişin gelecek aylarda devam edeceğini öngörüyoruz. ABD'de ikinci çeyrekte reel büyüme %11, PCE enflasyonu %2,3 tahmin ediliyor, dedi. Raporda 10 yıllık tahvil faizinin yıl ortasında %1,8, yıl sonunda ise %1,9 seviyelerine geleceği öngörüldü. Değerli izleyenler, ilk konuğumuza emekli Büyükelçi Oğuz Çelikkol'a gitmeden önce bir piyasa rakamlarına bakacağız. Şu anki gidişat nasıl, yön nereye doğru, gelişmeler ışığında hangi fiyatlamalar karşımıza çıkıyor yorumlayalım ve gelişmiş ülke para birimlerinin Türk lirası karşısındaki aşağı yönlü eğiliminin sürdüğünü söyleyebiliriz. Dolar Türk lirası tarafına bakacak olursak %0,75'lik bir düşüş ve 7,48 seviyeleri takip ediliyor. Orada dalgalı bir seyir var diyebiliriz. Euro TL'ye bakacak olursak orada da düşüş var. %0,80'e yakın bu düşüş ve 8,93 seviyelerini görüyoruz.
Pound TL tarafına bakacak olursak oradaki düşüş de yaklaşık %1'e yakın bir oranda gerçekleşiyor ve 10.38 seviyeleri takip ediliyor. Anlık olarak İsviçre frangının da Türk lirası karşısında düşüşü söz konusu. Orada aşağı yönlü bir hareket göze çarpıyor ve %0,50 ile 8.7 seviyeleri takip ediliyor anlık olarak. Sepet kura bakalım bir de. Oradaki düşüş de %0,80'e yakın ve 8.20 seviyelerini görüyoruz. Amerika tarafıyla devam ediyoruz. Dow Jones negatif ayrışıyor hafif bir oranla da olsa ve seviye ise 32.968,94'lerde. S&P 500 ve Nasdaq teknoloji endekslerinin yönlerini yukarıya çevirdiğini görüyoruz. S&P 500 tarafı 3.971 puanlarda ve %0,20'lik bir prim var. Nasdaq teknoloji endeksi ise %0,60'lık yükselişle 13.149 puan seviyelerinde. Haritalarla devam ediyoruz. Euro dolar pozitif ayrışıyor. Şu anki gidişatta, şu anki tabloda ve kaçla %0,7 ile seviye ise 1.19'larda. Dolar endeks yönünü aşağıya çevirmiş durumda aynı yüzde ile fakat aşağıya doğru bir hareket var. 91.73 seviyeleri de dolar endeksinde kaydediliyor. Diyelim bakalım pound dolara. Pound dolar karşısında düşüşte %0,27'lik aşağı yönlü hareket takip ediliyor ve seviye ise 1.38'lerde ilerliyor diyebiliriz. Doların yen ve İsviçre frangı karşısında da düşüş eğilimini takip ediyoruz ve yüzdelerinde benzer olduğunu belirtelim. Dolar yen tarafında 109.8, dolar İsviçre frangı tarafında 0.92 seviyesi var. MTA grubuna bakıyoruz son olarak. Ons altın, Brent petrol, ham petrol hepsinde satış ve düşüş olduğunu söyleyelim. Ons altın hafif bir yüzdeyle aşağıya bakıyor. Bu her an nötr ya da yukarı yönlü hareket edebileceğinin bize işaretlerini veriyor aslında. 1731,75 $ işlem görüyor. Bugün biraz daha ons altının dengeyi bulduğunu, baskıdan rahata doğru hareket etmeye başladığını söyleyebiliriz. Brent petrole bakacak olursak orada %1'in üstünde bir düşüş var ve varil başına $67,52 görüyoruz. Ham petrol tarafında da yine benzer yüzdede bir düşüş ve yine varil başına $64,52 görüyoruz. Değerli izleyenler, şimdi ilk konumuza devam ediyoruz programımıza. Emekli Büyükelçi Oğuz Çelikkol şimdi yayınımızda. Sayın Büyükelçim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Öncelikle Biden yönetiminin şu anda Hint-Pasifik bölgesinde Çin'e karşı bir mücadele, temaslarını güçlendirme, ağırlığını hissettirme arayışı var ve bunun ilk ayağı olarak da Asya turunda Tokyo'da temaslarda bulunuyorlar. Akabinde Güney Kore'de bir yine ziyaret gerçekleştirilecek ve hem Dışişleri Bakanı Blinken hem de Savunma Bakanı Austin bu turda ve mevkidaşlarıyla görüşüyorlar. 2+2 formatıyla son ayağı olarak da Çin'e bir ziyaret gerçekleştirecekler. 18 Mart tarihinde burada öncelikle rakip gördükleri bölgelerde aslında etkinlik kurmak, hemen sonrasında da asıl rakip Çin'le muhatap olmak gibi bir çizelge çıkıyor karşımıza. Siz nasıl değerlendirirsiniz Biden yönetiminin bu Hint-Pasifik bölgesindeki temaslarını ve amaçlarını? Çünkü yönetimle beraber o bölgedeki ilk temaslar gerçekleşiyor da oluyor aslında. Sizin değerlendirmelerinizi rica edeyim. Evet, çok yani bir müddetten beri tabii Amerika Birleşik Devletleri için Pasifik okyanusu, işte Pasifik'teki gelişmeler yani Avrupa'ya nazaran daha büyük önem kazanmıştı. Hatta yani Obama döneminin ikinci dönemde hatta Trump döneminde de Amerika için artık Pasifik okyanusunun daha önem kazandığı ifade edilmişti. Çin tabii ekonomik açıdan, siyasi açıdan ABD için en büyük rakip durumuna gelmiş durumda. Dünyadaki en büyük ekonomi olmakta olduğu kısa bir süre içerisinde Amerika'yı geçeceği ifade ediliyor. Hızlı bir şekilde silahlanıyor. İşte bunların içerisine uçak gemileri de dahil. Hatta işte çok yakında nükleer şekilde enerjilendirilen bir uçak gemisine sahip olacağı ifade ediliyor Çin'in. Yani Çin tabii bölgede, dünyada
küresel sistem içerisinde ABD için en büyük müttefik. O bakımdan Japonya ve Güney Kore'deki Amerikan askerleri, Amerikan üsleri daha da büyük önem kazanmış oluyor. Ve Amerika'nın dikkatleri büyük ölçüler içerisinde. Yani Biden her ne kadar Rusya'yı da bir tehdit olarak gördüğünü açıklasa, NATO'yu güçlendirmek, Avrupa ile ilişkileri düzeltmek gibi dış politika şeyleri, amaçları ortaya koymuş olsa da Çin'in hala Amerika için çok büyük bir politika önceliği olduğunu gösteren bir ziyaret. Mart'ın ikinci yarısında da biliyorsunuz tabii NATO toplantısı olacak, Dışişleri Bakanlığı toplantısı. Ve yani Blinken, Amerikan Dışişleri Bakanı bu sefer tabii Avrupalı işte müttefiklerle bir araya gelecek. Ama Çin'in önümüzdeki dönemde Amerika için hem ekonomik olarak hem de politik olarak önemli bir rakip, yani Rusya'dan daha önemli bir rakip olabileceği de söylenebilir. Sayın Büyükelçim, siz de NATO toplantısının bahsini geçirmişken Jens Stoltenberg'in Ankara ile ciddi görüş ayrılıklarımız var şeklinde güncel bir açıklaması var. Önceleri de Türkiye NATO için önemli bir müttefik ifadesinin de altını çiziyordu. Şimdi Avrupa Birliği Liderler Zirvesi de yaklaşıyor. Bu 23-24 Mart'ta toplanacak NATO toplantısı da elbette. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaklaşımı nasıl olacak? Burada Türkiye'nin İzleyeceği yol ne olacak sizce? Öngörüleriniz var mıdır? Yani tabii NATO Genel Sekreterinin ben görüşlerinin Türkiye'nin önemi konusunda değiştiğini zannetmiyorum. Zaten yani görüş ayrılıkları var diye ifade ettikten sonra bunların NATO içerisinde çözülebileceği yönünde de ayrıntıları vurguluyor. Ve işte bu NATO'nun bu konuda önemli bir platform olduğunu da vurguluyor. Ama yani tabii ki işte ABD ile olan ilişkilerimiz, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizde bir sorunlar olduğu muhakkak. S-400'ler de bunların başında geliyor. ABD'nin yani bu S-400'ler konusunu artık halletmek için harekete geçmesi gerekli. Yani Türkiye bu konuda çok geçerli öneriler ortaya koydu. Bir tutum sergiledi ama maalesef henüz Amerikan yönetiminden, yeni Amerikan yönetiminden olumlu bir karşılık bulamadık. Hatta Savunma Bakanımız bir müddet önce Amerikan Savunma Bakanı'na herhalde, öyle anlıyorum ben, bir mektup yazdığını ama buna cevap alamadığını ifade etmişti. Yani bu bakımdan tabii NATO Genel Sekreterinin ifadelerini de o şekilde değerlendirmek lazım. Yani 30 ülkeden oluşan bir ittifaktan bahsediyoruz. Tabii ki görüş ayrılıkları olacak bu ittifak içerisinde diyor kendisi de, bunu vurguluyor. Ama ABD'nin zannediyorum Çin ve Rusya'nın ortaya çıkarttığı tehdit karşısında Türkiye'nin önemini daha da iyi göreceğini düşünmek mümkün. İşte Afganistan bunun örneklerinden bir tanesi. Yani ABD için Afganistan çok önemli. Oradaki kuvvetlerini çekmek istiyor. Afgan sorununa bir an önce çözüm bulmak istiyor. Taliban'la Kabil yönetimini uzlaştırmak istiyor. Ve Türkiye bu konuda işte harekete geçmiş durumda. Dışişleri Bakanımız daha geçenlerde açıkladı. Yani özel bir Afgan temsilcisi atayacağız diye. Yani Türkiye işte Afganistan gibi önemli ABD için sorunlarda rol oynayabilecek ülkelerin başında geliyor bence. Yani hem Afganistan'la olan tarihi bağlarımız, hem konuya olan işte bilgi birikim, yani bilgi konusundaki birikimler Türkiye'nin Afganistan gibi konularda çok önemli bir rol oynayabileceğini ve Amerikan yönetiminde bunları göreceğini, görmesi gerektiğini ortaya çıkartıyor. Sayın Büyükelçim, Rusya'ya bakacak olursak tekrar, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden açıklamalar var. Moskova Anlaşması'nın 100. yıl dönümünde bir yazılı açıklama yaptı ve Türkiye ile ilişkilerin öneminin, bağlılığın öneminin yine altını çizdi ve Moskova Anlaşması'nın ruhuna bağlılığın Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinde güvence işlevi gördüğünü de belirtti. S-400 meselesi Amerika ile önemli bir kriz olmaya devam ediyor Batı ile. Öte yandan Rusya ile ilişkilerde de böyle bir gidişat var aslında ikili ilişkilere baktığımızda. Rusya, Türkiye, Amerika diyecek olursak siz nasıl çerçevelersiniz?
Yani tabii Rusya ile ilişkilerimiz çok önemli. İşte Suriye bağlamında, Libya bağlamında Rusya ile yani ekonomik ilişkilerin dışında siyasi ilişkiler de çok büyük önem kazanmış gibi gözüküyor. Zaten ekonomik ilişkiler çok önemliydi. Çünkü iki ekonomi birbirini tamamlıyor. İşte bizim çok büyük bir enerji açığımız var. Bunun enerji açığımızı kapatırken büyük ölçüler içerisinde ihracat yapmamız lazım. Turizm konusunda Rusya ile işbirliğimiz Türkiye için giderek daha da büyük önem kazanmış gibi gözüküyor. O bakımdan yani ekonomik kısımları bir kere bıraksak bile işte Suriye gibi sorunu mesela Suriye sorununun çözümünde Türkiye'nin Rusya ile işbirliği yapması gerekli. O bakımdan yani tabii Atatürk döneminden kalma işte Rusya ile işbirliği imkanlarının 21'de yapılan bir anlaşmanın işte ortaya konulması çok anlamlı. Ve mutlaka Rusya ile ilişkilerimizin siyasi alanda da geliştirilmesi gerekiyor. Bakın yani Suriye'de Türkiye ile Rusya'nın işbirliğini yol açan gelişmeler esasında Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaratılmıştır. 2015'te Rusya'nın Suriye'ye doğrudan müdahalesini teşvik eden taraf Amerika Birleşik Devletleri'dir. Yani 2015 yılında ABD'nin Suriye politikası tamamen değişmiş. O güne kadar işte rejimi değiştirmek, rejim muhaliflerini desteklemek olan Amerika Birleşik Devletleri politikası birdenbire değişmiş. İşte DAEŞ'in ortaya çıkması da bunda çok büyük bir rol olduğunu anlıyoruz. Ve DAEŞ işte 2015 yılında Suriye içerisinde genişleyince özellikle Tedmur, Palmira bölgesini ele geçirdikten sonra ABD politikasının Suriye politikasının tamamen değiştiğini görüyoruz. O bakımdan yani Suriye'de Rusya'nın oyun kurucu devlet durumuna gelmesinde ABD politikaları çok önemli rol oynamıştır. 2015'ten sonra ABD'nin DAEŞ'la mücadele adı altında artık rejimi devirme politikasından vazgeçip PYD ile işbirliği yapıp Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef aldığını da görüyoruz. Ve Rusya'yı büyük ölçüler içerisinde Suriye'ye müdahaleye teşvik eden veya Rusya'nın Suriye'ye müdahale etmesine göz yuman tarafta yine Rusya olmuştur. O bakımdan yani Türkiye'nin Rusya ile Suriye, Libya gibi konularda Doğu Akdeniz'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de işbirliği yapması zorunludur. Çünkü yani Suriye'deki durum bunun ABD tarafından bile Rusya'nın Suriye'deki hakimiyetinin göz yumulduğunu ortaya koymaktadır. O bakımdan Türkiye'nin önünde fazla bir seçenek de yoktur Rusya ile işbirliği yapmak konusunda. Zaten ekonomik konuda çok iki ekonomi birbirini tamamladığı için ekonomik işbirliğimiz çok önemliyken Rusya'nın bölgede Kafkasya'da Suriye'de, çevremizdeki bölgelerde tekrar güçlenmesi ve süper bir devlet haline gelmesi ve Türkiye'nin siyasi işbirliğini, sorunların çözümü konusunda Rusya ile yaptığımız işbirliğinde daha da önemli kılmıştır bence. Sayın Büyükelçim, siz Suriye'ye işaret etmişken Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi Peterson'dan bir açıklama var ve o da Türkiye'nin önemini anlıyor ve takdir ediyoruz. Mültecilere burada özellikle ev sahipliği konusunda hepimiz Türkiye'nin öneminin farkındayız diyor. Geçtiğimiz haftalarda Almanya Başbakanı Merkel'in de bu yönde açıklamaları vardı, takdirini belirtmişti. Bu konuyu nasıl ele alırsınız? Yani tabii mülteciler konusunda Türkiye çok büyük rol oynuyor ama yani 10 sene işte 10. seneyi tamamladı Suriye İç Savaşı. 10 sene içerisinde Suriye büyük bir yıkıma uğradı. Yani en büyük tabii fiyatı Suriye halkı ödedi. Yani, ülkenin nüfusunun yarısı göçmen durumuna düştü. İşte bunun yarısı ülke içerisinde 5 milyondan fazla yani 6 milyona yakın kısmı da ülke dışına kaçmak zorunda kaldı. O bakımdan tabii Suriye halkının ödediği fiyat çok büyük. Baktığımız zaman Suriye'deki savaşın yıkımı 250 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Yani Birleşmiş Milletler'in yaptığı
bir ön araştırma, Suriye'deki yeniden yapılanma, savaşın ortaya çıkarttığı yıkımın inşası, yeniden inşası için Suriye'nin 250 milyar dolarlık bir girdiye, paraya ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu çok büyük miktar. Yani bunu ne Rusya'nın ne de İran'ın karşılaması imkanı yok. O bakımdan yani Suriye sorununu sadece bir, tabii ki yani Suriye halkı çok büyük acılar çekti. Yarım milyon Suriyeli hayatını kaybetti. İşte dediğim gibi ülkenin nüfusunun yarısı göçmen durumuna kaldı. Çocukların durumuna devamlı olarak işaret ediliyor, Suriyeli çocukların. Yani ben Suriye'de 5 sene büyükelçilik yaptım. Ülkeyi gayet iyi tanıdığım için çok büyük bir üzüntü duyuyorum. Ama Suriye sorununun işte 10 senelik savaştan sonra artık siyasi bir çözümü gerekiyor. Bunun yolu da Anayasa Komitesi, ama maalesef Anayasa Komitesi'nin çalışmaları tıkanmış vaziyette rejimin tutumu nedeniyle. O bakımdan bir ilerleme sağlanamıyor. Suriye'de yani siyasi çözümün anahtarı reformlardır. Yeni reformcu, katılımcı, daha demokratik bir Suriye anayasası ortaya çıkarmaktır. Ama bu konuda bir ilerleme olabileceğini yakın dönemde gösteren bir işaret henüz ortada yok. O bakımdan yani Birleşmiş Milletler'in de bu yönde çalışması lazım. İşte geçenlerde Türk yetkililer de işaret etti. Yani Batı'nın Suriye sorununun çözümü konusunda tekrar yani PYD ile işbirliği yerine Suriye'yi bölme politikasından vazgeçerek Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyarak siyasi bir çözüm politikasını desteklemesi gerekiyor. Evet. Ama bu yönde de bir işaret henüz maalesef yok. Evet, Sayın Büyükelçin, bir de Avrupa Birliği tarafına bakmak istiyorum. Orada da Brexit sonrası anlaşmazlıklar, ekonomik aksamalar gündemde aslında. Almanya'nın ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre İngiltere'ye epey azaldığının haberlerini yapmıştık. Ve şimdi yine ilişkilere ve anlaşmazlıklara baktığımızda Avrupa Birliği'nin Brexit anlaşmasını ihlal gerekçesiyle İngiltere'ye karşı yasal süreç başlattığı bilgisi var. Sonrasında nasıl bir birlik olur, İngiltere yoluna nasıl tek devam eder derken daha ilk aylarda böyle bir anlaşmazlık boy gösterdi. Oradaki ilişkileri, İngiltere'nin konumunu siz nasıl değerlendirirsiniz? Zannediyorum bu yani anlaşmazlığın temelinde Kuzey İrlanda sorunu yatıyor. Evet. Yani Kuzey İrlanda, tabii İrlanda ile İngiltere'nin ilişkileri çok hassas Kuzey İrlanda nedeniyle. O yüzden tabii Avrupa Birliği ile olan ilişkiler de olumsuz bir şekilde etkileniyor. Onları ben de takip ettim, bu haberleri. Avrupa Birliği'nin baktığımız zaman Avrupa'nın çevresindeki üç büyük ülke İngiltere, Türkiye ve Rusya ile olan ilişkilerinde çok ciddi sorunlar olduğu ortaya çıkıyor. Yani Avrupa Birliği'nin yavaş yavaş şunu anlaması gerekiyor ki yani hem İngiltere hem Rusya hem de Türkiye ile olan ilişkilerinde yeni bir dönem ortaya çıkartması lazım. Yeni bir bakış açısı ortaya getirmesi lazım. Ama bu yönde bir gelişme yok. Yani tabii önümüzdeki dönemlerde Avrupa, ABD, ABD, İngiltere ilişkilerinin nasıl gelişeceğini de tam olarak bilmiyoruz. O bakımdan yani Avrupa Birliği, bakın yani sizin verdiğiniz istatistikler çok doğru. İngiltere ile Almanya'nın ticareti düşüyor ama Almanya'nın ihracatında bir artış olduğunu ben okumuştum gayet iyi. Bu da Çin'in sayesinde. Yani ABD'nin de artık şunu anlaması lazım ki yani Avrupa'da büyük değişiklikler meydana geliyor. Avrupa Birliği'nin ekonomik başarısı tabii ki ortada, ama Avrupa Birliği artık çevresinde üç büyük ülke olduğunu, Almanya, İngiltere, Türkiye ve Rusya, ve bu ülkelerle ilişkilerini işte yaptırımlarla, tehditlerle götüremeyeceğini anlaması gerekiyor Avrupa Birliği'nin çok kısa zaman içerisinde. İngiltere ile ilişkilerinde bu şekilde bakmak gerekiyor. Ama maalesef tabii bir işte birlik dayanışması adı altında, biz bunu çok işte Yunanistan'la ilişkilerde gördük. Yunanistan sürekli olarak
kendisiyle Türkiye arasındaki sorunları sanki Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki sorunlar gibi göstermeye çalıştı ve Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ilişkilerini bozmaya çalıştı zaman evet. içerisinde. Türkiye'ye işte zirvelerden yaptırım kararları çıkartma yönündeki ağır baskılar, yani bunlar gerçekleşmedi ama Almanya'nın, İtalya'nın ve İspanya gibi büyük ülkelerin, yoksa yani Fransa'ya kalsaydı, Yunanistan'a kalsaydı, Avusturya'ya kalsaydı, Türkiye'ye de daha sert politikalar uygulayacaklardı ve Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri daha da kötüleşecekti. Ama Avrupa Birliği'nin artık şunu görmesi lazım ki, yani evet ekonomik olarak başarılı Avrupa Birliği ama çevresindeki ülkelerle, İngiltere, Türkiye ve Rusya ile ilişkilerinde bazı problemler var ve bu problemlerin bazıları da Avrupa Birliği yüzünden ortaya çıkabiliyor. Özellikle Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki problemlerde bakıldığında ve yeni bir tutum ortaya koyması lazım. Yani mahalle dayanışması dönüşen bir birlik dayanışmasının çok işlemediğini, çevresindeki ülkelerle Avrupa Birliği'nin ilişkilerini daha da bozabileceğini Avrupa'nın görmesi gerekiyor. Evet, haklısınız Sayın Büyükelçim. Teşekkür ediyoruz yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için. Görüşmek dileğiyle. Değerli izleyenler, iyi günler. Emekli Büyükelçi Oğuz Çelikkol bizlerle beraberdi Küresel Bakış'ın ilk bölümünde. Şimdi kısa bir ara vereceğiz, ardından tekrar buradayız. Değerli izleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz Küresel Bakış'a. Ben Eda Özdemir. Değerli konuklarımız olacak bu bölümde de Lütfullah Bingöl ve akabinde de Londra'ya gideceğiz. Anadolu Ajansı Londra Finans Başmuhabiri Gökhan Kurtaran'la konuşuyor olacağız. Ama öncelikle piyasaları bir hatırlatalım. Gidişat nasıl? Üstlerinden geçelim. Avrupa borsalarındaki yönün yukarıya doğru olduğunu belirtelim ve buradaki alım dalgasından söz edebiliriz. Eurostoxx'ta %0,20 oranlarında bir yukarı yönlü hareket var ve seviye ise 3846,65 puanlarda ilerliyor diyebiliriz. Almanya'ya bakalım bir de. Oradaki yüzde daha yüksek, %0,63'lük bir yükseliş var ve 14.554,65 puan seviyeleri Almanya tarafında takip ediliyor. Diyelim Fransa'ya bakalım. Hafif bir prim görüyoruz. 6.054 puan seviye ise. İngiltere Financial Times Stock Exchange tarafındaysa %0,30'luk bir yükseliş var ve 6.793,68 puan seviyelerini takip ediyoruz. İspanya'ya bakacak olursak son olarak oradaki %0,13 ve seviye ise 8.659,95 puanlarda. Amerika ile devam ediyoruz. Dow Jones yönünü aşağıya çevirmiş durumda. Amerikan endekslerinde negatif ayrışan taraf oluyor %0,8 ile ve seviye ise 32.964,93'lerde. S&P 500 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yönünü yukarıya çeviren taraflar. S&P 500 tarafında %0,20'lik yükseliş 3.970 puan seviyeleri. Nasdaq Teknoloji Endeksinde ise 13.148,50 puan seviyelerini takip ediyoruz. Paritelerle devam ediyoruz. Burada satış olduğu ve genel olarak düşüş var ve dolar endeksi %0,3 ile düşüyor 91.77 seviyelerinde. Euro'nun ve pound'un dolar karşısında düşüşleri var. Euro dolar 1.19, pound dolar 1.38 seviyelerinde. Doların yen ve İsviçre frangı karşısında düşüşü devam ediyor diyebiliriz. Dolar yen tarafı 108.98, dolar İsviçre frangı tarafı ise 0.92'lerde. Bir de emtia grubuna bakalım hemen. Ons altın pozitif ayrışıyor %0,7 ile ve seviye ise 1.733,32. Brent petrol tarafında düşüş var %1,80 civarında ve varil başına $67,26 takip ediyoruz. Ham petrole bakacak olursak bir de orada da yine varil başına $64,55 takip ediyoruz ve düşüş ise %1,36 oranlarında gerçekleşiyor. Evet değerli izleyenler, ilk konuğumuza gidiyoruz şimdi. Albaraka Türk ekonomisti Lütfullah Bingöl yayınımızda. Lütfullah Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, çok sağ olun.
Öncelikle FED toplantısı ve TCMB toplantısı bu haftanın ana gündem maddelerini oluşturuyor. Ekonomik anlamda buradan kararlar bekleniyor. FED'den bir faiz değişikliği beklenmezken TCMB tarafından yurt içinden 100-150 bas puana kadar bir faiz artırımı bekleniyor. Ve aslında bunun senenin son faiz artırımı olabileceği şeklinde de kanaatler var. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Beklentileriniz nedir öncelikle? Öncelikle TCMB'den bahsedeyim orada çünkü çok tartışmalı bir mevzu da yok zaten baktığınız zaman. Piyasanın genel kanaati bizim kanaatimizde Merkez Bankası'nın 100 bas puanlık bir faiz artışına gidecek. Biz şey yorumuna da katılıyoruz, bunun senenin son faiz artışı olacağı yorumuna da katılıyoruz. Nitekim yıl sonuna dair faiz beklentimizde Aralık ayında işte toplantıya dair faiz beklentimizde 114 seviyesinde koruduk. Ya burada dikkat edilmesi gereken, akılda tutulması gereken noktalardan bir tanesi şu. Bu toplantıdaki bizim faiz artışı beklentimizin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Sayın Ağbal hatırlarsanız işte geçtiğimiz aylarda gerek enflasyon raporu toplantısında işte gerekse sonraki yaptığı açıklama şeye önem vermişti, vurgulamıştı. Yıl sonuna dair yaptıkları 9.4'lük tahmin hedef patikasından sapılması durumunda önden yüklemeli faiz artışı yapacağız şeklinde bir açıklaması vardı. Bizim faiz artışı tahminimiz ve beklentimiz esasen buna dayanıyor. Çünkü tamamıyla ekonomik kıstaslar çerçevesinde baktığınız zaman 100 bas puanlık bir artış gerektirecek mevcut durumda o kadar aman aman bir problem yok. Ama tahmin hedef patikasından sapıldı mı? Evet sapıldı. Yani işte bizim enflasyon tahminimizde de bir parça yukarı gidiş var. 11'ler civarına geldi neredeyse. Dolayısıyla dediğim gibi Sayın Ağbal'ın demeçlerinden yola çıkarak çıkarsadığımız tepki fonksiyonuna bakarak biz bu 100 bas puanlık faiz artışını bekliyoruz. Piyasada yani çok ciddi bir konsensüs var. Aksiyonlu görüş bildiren aşağıya da yukarı yönde de çok fazla ekonomiste rastlamadım. Dolayısıyla ben dediğim gibi merkezin çok şey yapmadan 100 bas puanlık artışı geçtiğini düşünüyorum. FED meselesinde işler biraz daha karışık. Konusu tabii ki çok net. Yani faizleri dokunmayacakları konusu çok net ama diğer taraflarda önemli ölçüde tartışmalar var. Ve bu tartışmalar biraz teknik ama girmemin faydalı olacağını düşünüyorum şu anda. Şimdi malum FED her toplantı sonrasında bir dot plot yayınlıyor. Bu dot plot işte gelecekte faizler ne olacak, ekonomik büyüme ne olacak, enflasyon ne olacak. FED Açık Piyasa Komitesi üyelerinin bu bağlamdaki tahminlerini içeren bir grafik. Şimdi bu geçtiğimiz toplantıdan bugüne kadar geçen sürede Amerika'da ekonomik büyüme beklentilerinin yukarıya revize edilmesini gerektirecek önemli bir miktarda pozitif veri geldi. Dolayısıyla o tarafta yüksek ihtimalle dot plot'ta büyüme beklentilerinin yukarı revize edildiğini göreceğiz en azından 2021 yılına dair. Asıl tartışmalı unsur FED bunu yaparken 2023 yılına bir faiz artışı daha yazacak mı tahminlerine? Bu neden önemli? Çünkü FED bunun farkında mı emin değilim. Birazdan bahsedeceğim neden emin olmadığım ama eğer 2023 yılında bir faiz artışı daha yazarlarsa bu gayet ciddi yani şahin bir sinyal olacak. Şahin bir sinyal olmasının ötesinde kendi çerçeveleri olan, politika çerçeveleri olan ortalama enflasyon hedeflemesi rejimini de esasen reddeden bir hamle olmuş olacak. Dolayısıyla gayet kötü bir hamle olmuş olacak eğer bunu yaparlarsa. Ama bunu gördüğünün emin değilim. Şu yüzden söylüyorum, FED son birkaç aydır gelişen özellikle tahvil piyasalarındaki hareketleri o kadar da doğru yok diyebilmişe benzemiyor. Yani tahvil fiyatlarının uzun vadedeki yükseliş son dönemde özellikle ekonomik büyüme beklentilerindeki pozitifleşmenin ötesinde faiz artışı beklentilerinin, piyasa tarafındaki faiz artışı beklentilerinin artık böyle alıp yürümesinden kaynaklanıyor. Bunu çeşitli varlıklar arasındaki korelasyonlara baktığınız zaman da gayet net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani şu an 2009-2011 ya da 2013'e kadarki fiyatlama değil, 2013'tekine benzer bir fiyatlama yaşanıyor özellikle risk varlıklarında. FED bunu kabullenmekte yahut tespit etmekte şu ana kadar en azından zahirli bir zorlanma gösterdiği için az önce bahsettiğim görece kötü senaryonun ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyoruz biz. Burada iyi senaryo nasıl bir şey olabilir? Büyüme beklentilerini yine yukarı güncellerler ama faiz artışı beklentilerine dokunmazlar. Yani 2023'te mevcut halde olduğu gibi bir faiz artışı beklentisi korunur. Bunu yaparlarsa şeyi de belirtmiş olurlar. Yani bu seneki enflasyondaki yükseliş, oluşacak yükseliş ki bunun herkes biliyor oluşacağını çünkü ikinci çeyrekte önemli bir baz etkisi var ve emtia fiyatlarının önemli bir yükselme var. Geçici, bu kalıcı bir enflasyon baskısı oluşturmuyor. Bizim ve bunun ötesinde bizim ortalama enflasyon hedeflemesi rejimimiz beklenen enflasyonu değil, oluşmuş enflasyonu göz önüne alıyor eskinin aksine.
tüm bu çerçevede biz faiz artışı beklentilerinde bir değişiklik yapmamayı uygun buluyoruz demiş oluyor. Bu da gayet pozitif bir senaryo olacak. Aynı zamanda Fed'in söyleyebileceği ve piyasaları rahatlatabilecek şöyle bir şey var. Geçtiğimiz yıl Covid'in başlamasıyla beraber ABD'de bankaları ilgilendiren ve bunların işte bilançoları nasıl yönettiğini ilgilendiren, daha spesifik olmak gerekirse, SLR denen bir regülasyon askıya alınmıştı. Bu da bankaların bilanç yönetimi konusunda elini rahatlatmıştı. Şimdi şu anda bunun askıya alınma durumunun uzatılıp uzatılmayacağı üzerine önemli bir belirsizlik var. Bu belirsizlik de ABD'deki bankaları tahvil alma yönünde işte biraz ellerini korkak alıştırmalarına sebep oluyor. Bu konuda askıya alsalar, almayı sürdürseler de sürdürmeseler de netliğin oluşması durumunda uzun vadeli tahvil faizlerini aşağı çekebilecek bir pozitif gelişme olacağını düşünüyorum ben. Bir de böyle bir şey duyabiliriz belki Fed'den. Lütfullah Bey, Amerika özelinden devam edelim mi? O tarafta onaylanan önemli bir paket var, 1,9 trilyon dolarlık ve Joe Biden'ın koronavirüs yardım paketi çerçevesinde 1400 dolarlık 100 milyon adet yardım çekinin gelecek 10 gün içinde dağıtılacağı gibi bir taahhütü var. Bir de Amerika tarafından Şubat'ta perakende satış verileri geldi. -%3 olarak geldi ve beklenti ise -0,4'tü. Hem o verileri nasıl değerlendirirsiniz onu merak ediyorum, hem de bu verilerin ardından da 10 yıllık tahvil faizlerinde yine yukarı yönlü bir hareket gerçekleşti. Dolar endeksinde düşüş yaşandı. Nasıl ele alırsınız? Önce veriden başlayalım. Veri şu açıdan normal karşılanabilir. Hatta bahsettiğimiz 1.9 trilyon dolarlık paketin de önemi buradan anlaşılabilir. Bir önceki pakette yer alan işte 600 dolarlık ödemelerin artık nihayetlenmesiyle beraber perakende satışlar tarafında bir zayıflık olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ABD'de tüketici hala kırılgan durumda. Dolayısıyla bahsettiğiniz 1.9 trilyon dolarlık paket bu kırılganlığı en azından geçici ölçüde üzerine yara bandı atılması noktasında gayet önemli olacak. Tahvil faizleri meselesini az önce yani Fed'den bahsederken biraz tartışma esasen ki şu anda zaten ekrana geliyor. ABD'de perakende satışların beklentinin altında ve gayet kötü biçimde gelmesi esasen piyasanın öyle alıp yürüdüğü ya ekonomi çok iyi gerçekleşiyor, her şey çok güzel, dolayısıyla enflasyon geri dönüyor hikayesini de o kadar bahsedildiği kadar dümdüz olmadığını gayet net biçimde gösteriyor bence. 10 yıllıklar zaten faizlerde haber sonrasında bir parça aşağı geliş görmüş gibi görünüyoruz. Dediğim gibi yani piyasanın beklentilerini, büyüme beklentilerini bir miktar temperlemesi lazım. Tamam eyvallah bir şeyler iyileşiyor. Ama her şey hala güllük gülistanlık değil. Dolayısıyla paket bırakın enflasyon yaratmayı, 1.9 trilyonluk paket bırakın enflasyon yaratacak kadar potansiyelin üzerinde bir büyüme yaratmayı, yani mevcut büyümeyi koruması belki beklemek daha makul olabilir gibi görünüyor gerçekleşen verilere bakıldığı zaman. Lütfullah Bey, bir de emtia grubundan altına bakacak olursak yarın FED toplantısı öncesi orada bir nebze toparlanma görüyoruz aslında. Nasıl değerlendirirsiniz? Oradaki beklentileriniz nedir? Tahvil fiyatlarıyla ters bir korelasyon olduğunu görüyoruz. Siz nasıl ele alırsınız? Esasen son birkaç gündür şöyle enteresan bir durum var. Tahvil faizlerinde yani bir süredir altın ters yönde ayrışıyordu. Şu anda tam ters yönde ayrışıyor. Yani tahvil faizlerinin gösterdiğinden daha önemli bir toparlanma yaşadılar. Bir parça normal karşılamak lazım. Önceki konuştuğumuzda da bir miktar bahsettiğimi hatırlıyorum. Yani 1700-1800'lü seviyeler muhtemelen altının 2021 yılı içerisinde plato yapacağı seviyeler olacaktır. Benim Amerikan 10 yıllık faiz beklentilerime de binalıyor bu görüşüm. Yani 1600'lere gelmesi bir miktar yani fazla satış olduğu anlamına geliyor zaten. Ama dolayısıyla bir miktar reaksiyon vermesini alıyorum. Ama dediğim gibi hala böyle ciddi bir toparlanma gösterebilmesi o kadar da kolay görünmüyor bana. Eğer Fed bahsettiğim doğru hamleleri yaparsa yüksek 1700'lerde bir daha çıkma ihtimali tabii ki var. Ama mevcut oynaklık bu kadar sürerken ve işte Amerika'da özellikle perakende tarafında altına olan ilgide önemli bir azalma varken geçtiğimiz yılın son dönemlerine nazaran dediğim gibi o kadar yapıcı olamıyorum. Yani bir miktar yukarı gidiş potansiyeli var ama o kadar yüksek potansiyel değil bu.
Lütfullah Bey, bir de petrol fiyatlarına olumsuz yansıyan bir gelişmede AstraZeneca aşısının Avrupa'da 21 ülkede askıya alınması en son İsveç'te bu ülkelere katıldı güncel olarak ve Brent petrolün varil fiyatı bu sabahtan $68 seviyesine kadar geriledi. Orada da aşağı yönlü hareketleri takip ediyoruz şu anda. Bu aşı haberiyle beraber gelen petrol yansımalarını siz nasıl değerlendirirsiniz? Spesifik olarak aşı haberiyle gelen yansımanın miktar abartı olduğunu ve belki bir parça farklı faktörler de olabileceğini düşünüyorum ben. Özellikle son birkaç günkü fiyatlamada, çünkü yani çok bizde konuşulduğuna rastlamadım ama birkaç ajansa düşen şöyle kritik bir haber vardı geçtiğimiz günlerde. Çin, İran'dan yaptığı petrol alımını, ham petrol alımını 1 milyon varil mesafesine çıkarmış durumda son gelen verilere göre. Bu inanılmaz kritik bir rakam ve muhtemelen OPEC'in pek de hesaba katmadığı bir rakam geleceğe planlarını yaparken. Dolayısıyla spot piyasada zaten o kadar da belirgin olmayan kuvvetin, yani şey biliyoruz, future piyasalar ve spot piyasa arasında bir ayrışma var son dönemde. Bu ayrışmayı destekleyici bir haber oldu bu. Yani Çin'den gelen diğer ülkelere olan talebin İran petrol tarafından azaltılması neticesinde bu ayrışmanın derinleşebileceğine yönelik haberlerle. Dolayısıyla belki o da bir parça ettiğidir. Aşağı yukarı ya şöyle, Avrupalılar artık anlamakta zorlanıyorum yani aşı konusunda ne kadar daha kötü kararlar verebilirler derken her gün kendilerini aşmayı başarıyorlar. Ya gene optimist olmaya çalışıyorum. Yani mevcut verilere baktığım zaman bu son çıkan aşı haberleri noktasında yani muhtemelen bir gözden geçirme yapıldıktan sonra tekrar kullanıma dönülecektir. Ama yani genel olarak o kadar kötü yönetiyorlar ki böyle kalıcı bir optimizme sahip olmak hakikaten zor Avrupa noktasında. Evet, Lütfullah Bey, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Değerli izleyenler, Al Baraka Türk ekonomisti Lütfullah Bingöl bizlerle beraberdi. Şimdi son konuğumuza İngiltere'ye gidiyoruz. Anadolu Ajansı Finans Başmuhabiri Gökhan Kurtaran yayınımızda. Gökhan Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yani EBRD'nin bazı tahminleri var. Türkiye'nin 2021 ve 2022 büyümesine dair, pandemi döneminde Türkiye'nin performansına ve beklentilere de dair 2022 yılında daha az yüzdeli bir beklentisi var. EBRD'nin %4 civarında. 2021 tahminine bakacak olursak ise oradaki büyümenin %4 ila 5 civarında olacağını öngörüyorlar. Aynı zamanda sıkı para politikası duruşunu da destekliyor ve Türkiye'nin dirençli bir ekonomiye sahip olduğunun da altını çiziyorlar. Kelly'nin açıklamalarında bunlar yer alıyor. Siz nasıl değerlendirdiniz? Evet, EBRD bölgesel baş ekonomisinin Roger Kelly'nin AA Finans'a verdiği açıklamalar önemliydi. Çünkü daha henüz EBRD faaliyette bulunduğu bölgelerin büyüme oranlarına dair güncelleme yapmış değil. Bu süreç içerisinde şu anda henüz bu güncellemeler yapılıyor. Ama ilk defa en azından bölgesel baş ekonomisi Roger Kelly'nin ağzından Türkiye'ye dair büyüme beklentilerini almış bulunduk. Roger Kelly 2020 yılında çok daha pesimistik açıklamalar yapmıştı. Yani Türkiye'de %5'in üzerinde daralmalar bekliyordu. Tabii 2020'nin sonlarına doğru geldiğimizde EBRD hemen peş peşe güncellemeler açıklamaya başladı ve Türkiye'nin büyüme seviyelerini, oranlarını yukarı yönlü revize etti. Türkiye böylece Çin'le birlikte 2020 yılını pozitif olarak kapatan iki ekonomiden bir tanesi oldu. Dolayısıyla Roger Kelly bunun farkında ve 2020 tahminlerine de kesin konuşmak istemiyorum ama dedi diyerek başladı. Ve %4-5 aralığında 2021 yılının sonunda bir büyüme bekliyorum. 2022 yılında sizin de söylediğiniz gibi %4 civarında bir büyüme bekliyorum dedi. Şimdi EBRD'nin açıklamaları niye önemli? Çünkü EBRD Türkiye 2019 yılında yani salgından önce Türkiye'ye 1 milyar avroluk yatırım yapmıştı. Bütün faaliyette bulunduğu ülkeler içerisinde en çok yatırımı Türkiye'ye yapmıştı. 2020 yılındaki salgından dolayı en zor dönem, bu en zor dönemde yatırımlarını 700 milyon euro arttırarak 1.7 milyar avroya çıkardı. Dolayısıyla ciddi bir artış yaşandı bu en zor dönemde, yani salgının etkilediği, ekonomi etkilediği en zor dönemde bütün yatırımlarını 700 milyon euro arttırarak 1.7 milyar euroya çıkartmış oldu. Bu önemli çünkü
Türkiye'nin nispeten diğer yıllara oranla 2020 yılında düşük bir büyüme kaydettiği yılda bu oranda bir artış yaşanmış ise ve eğer EBRD 2021'de %4-%5 oranında bir büyüme bekliyorsa bunun da EBRD'nin bundan sonraki yatırım planlarına etki etmesi muhtemel. Dolayısıyla bu açıdan önemli. EBRD baş ekonomisti Raja Kelly aynı zamanda makroekonomik para politikalarını, Türkiye'nin para politikalarının değişmesine de vurguda bulundu. Kredi derecelendirme kuruluşlarının duruşunun Türkiye'ye dair tavrının değişmesinden de bahsetti. Dolayısıyla eğer para politikasındaki değişim devam ederse ve Türkiye hassasiyetlerini azaltmayı başarırsa bunun bir kredi derecelendirme kuruluşları tarafından da pozitif olarak algılanabileceğini söyledi. Dolayısıyla bu açıklamalar Türkiye açısından önemli ve olumlu görünüyor. Gökhan Bey, bir de aşı gelişmelerine bakacak olursak Avrupa Birliği içinde aşı dağıtımı konusundaki adaletsizlik yorumları, sesleri yükselirken bir de AstraZeneca aşısı ile ilgili tartışmalar başladı ve Avrupa Birliği içinde ülkeler aşının dağıtımını durdurdu. Anlaşmazlıklar söz konusu oldu. Güncel olarak da Avrupa İlaç Ajansı açıklama yaptı ve AstraZeneca aşısı bağlantılı olduğu iddia edilen pıhtı sorunu konusunda uzman görüşleri Perşembe günü açıklanacak. Bir kaos ortamından bahsedebiliriz. İngiltere'de konuşulanlar nelerdir konuyla ilgili? Doğru. Bugün İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da açıkçası bir açıklamada bulundu ve tekrar AstraZeneca'nın ürettiği aşının kanıtlanmış herhangi bir kötü bir hadiseye yol açmadığını teyit etti. Fakat görüyoruz ki şimdi ardına Avrupa ülkelerinde böyle bir AstraZeneca ile ilgili alınmış bir karar var. Ama ortada pek de pozitif bir kanıt ya da destek olmadığını görüyoruz. Biraz önce benim Londra merkezli sık sık iletişim içerisinde bulunduğum bir data analist şirketi var. Şimdi yeni data analist şirketleri çok önemli bu açıdan. Sadece salgının ve salgınla ilgili işlerle ilgileniyor şu anda, verilerle ilgileniyor. Ve bütün yaptıkları analizlerinde ileriye yönelik tahminlerde bulunmak. Şimdi bu AstraZeneca aşısının suspend edilmesi, yani askıya alınması, kullanımın askıya alınması en iyi ihtimalle 2 haftalık bir gecikmeye neden olacak Avrupa Birliği içerisindeki aşılamaları. Eğer tamamen iptal edilirse en iyi ihtimalle 1 aylık bir gecikmeye neden olacak ve Avrupa Birliği yine aynı Airfinity'nin tahminlerine göre Eylül ayının sonunda nüfusunun sadece %75'ini aşılayabilmiş olacak. Bu gerçek anlamda çok ciddi bir risk. Çünkü biz şu anda, özellikle Almanya'dan gelen açıklamalar vardı bu yönde, biz şu anda Avrupa'da 3. dalganın başlama ihtimalinden, hatta başladığından bahsetmeye başlıyoruz. Böyle bir endişe var. Bu endişe varken aslında bütün ülkeler zamana karşı bir yarış sahip ediyorlar. Yani bir an önce özellikle de nüfusunun yaşlı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Avrupa Birliği içerisindeki bazı ülkelerin nüfusunun çok ciddi bir kısmı yaşlı, yaşı ilerlemiş insanlar. Dolayısıyla şu anda zamana karşı bir yarış var. Bir an önce bu aşılamanın bitirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nden yapılan bu açıkçası çok da altı doldurulmamış olan açıklamalar, aşılamaların askıya alınması tamamen süreci geciktirecek olan şeyler. Umarım bir an önce bu konuda yöneticiler bir araya geldikleri zaman karar verme mekanizmaları, ne kadar hızlı davranmalarının önemli olduğunu anlarlar ve harekete geçerler. Ama görünüyor ki İngiltere ile Avrupa Birliği arasında bu aşı meselesi büyümeye devam edecek. Gökhan Bey, bir de İngiltere özeline bakacak olursak Bank of England Başkanı Bailey'den açıklamalar vardı ve İngiltere ekonomisinin 2020 sonlarında pandemi öncesi döneme dönebileceğini söylüyordu kendisi. Bu açıklamaları nasıl değerlendirdiniz ve şu an mevcut tabloya baktığınızda tüm çalışmalara, teşvik çalışmalarına, bu durumdan çıkmak için yapılan aksiyonları göz önüne aldığınızda siz nasıl değerlendirirsiniz özellikle İngiltere ekonomisini? İngiliz ekonomisinde ciddi anlamda şimdi bir beklenti var bu açılmaların yaşanmasıyla birlikte. Açıkçası İngiltere Merkez Bankası'na bu açıklamayı yaptıran, yani yapmasını sağlayan ise devam eden aşılama süreci. İngiltere nüfusunun çok ciddi bir şekilde, hızlı bir şekilde aşılıyor. Şu anda işte nüfusun yaklaşık 20 milyonluk kısmı çoktan aşılanmış durumda ve yaklaşık bir 17 milyonluk kısım da şu an yolda. Özellikle bu hastalıkları olan underlying condition dediğimiz, yani hassas kesim, nüfusun hassas kesimi diyelim, aşılamaları devam ediyor. Dolayısıyla İngiltere kıyasla, Avrupa Birliği kıyasla hem aşı üreticisi bir devlet olarak hem de bu aşılama sürecini iyi yönettiği için, iyi uyguladığı için, hızlı uyguladığı için öyle görünüyor ki
Haziran ayına kadar nüfusunu tamamını aşılamış olacak gibi gözüküyor. Hı hı. Zaten İngiltere'deki yöneticilerin yaptığı açıklamalar da bu yönde. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açıklamaları da bu yönde. Dolayısıyla İngiltere'nin eğer yılın ilk yarısında nüfusunun tamamını aşıladığını düşünürsek, bu ciddi anlamda ülke içerisinde tamamen kapılarını açıp tamamen ekonomiyi başlatabileceğini, tamamen start verebileceği anlamına geliyor. Böyle bir şeyin olması durumunda da tabii ki bu daha önce de bahsetmiştik, özellikle tüketici alışkanlıklarında yapılamamış harcamaların katmerli bir şekilde yapılması durumunda biz revenge consumerism ya da revenge shopping diyoruz. Dolayısıyla bunun olma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla tüketicilerin ciddi anlamda tasarrufları var. Yaklaşık bu salgın döneminde 240 milyar sterlin gibi bir rakam tahmin ediliyor. İnsanların harcayamadığı ve kenarda tuttuğu paradan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu zamana kadar bir yıldır para harcayamayan, tüketim yapamayan, tatile çıkamayan insanların bir anda para harcamaya başladığını düşünürsek ve sisteme de zaten enjekte edilen en az bir bu kadar daha var. İngiltere Merkez Bankası ve İngiliz hükümeti tarafından. Dolayısıyla bu yönde bir büyümenin, yani yılın sonunda İngiliz ekonomisinin 2019'un sonundaki seviyesine ulaşma ihtimali evet var. İngiltere Merkez Bankası'nın açıklamaları bu yönden, Bankası Başkanı'nın açıklamaları bu yönden önemli. Dediğim gibi asıl buradaki hadise, biraz önceki sorduğunuz soruyla da ilişkili olarak söylüyorum, İngiltere'nin aşılama sürecini hızlı bir şekilde yürütüyor olması ve Haziran itibariyle nüfusun çok ciddi bir kısmını aşılamış olacak olması. Evet, Gökhan Bey, çok teşekkür ediyoruz İngiltere'den aktardıklarınız için, değerli katkılarınız için. Görüşmek dileğiyle. Değerli izleyenler, Küresel Bakış'ın sonuna geldik burada ve kimlerle beraberdik? Emekli Büyükelçi Oğuz Çelikkol bizlerle beraberdi ilk kısımda. İkinci kısımda da Albaraka Türk ekonomisti Lütfullah Bingöl ve az önce de Anadolu Ajansı Londra Finans Başmuaviri Gökhan Kurtaran'la beraberdik. Hem uluslararası gelişmeleri hem de ekonomik yönü irdeledik. Şimdi sonuna geldik. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra gün sonuyla Özlem Karakullukçu sizlerle olacak.